projelerinde önemli olan işlemlerden birisi girilen değerlerin kontrol edilmesi, değil mi? Mesela bir yazılımda veri girişi yapıldı. Örneğin telefon numarası. Telefon numarasında 15 karakter ya da daha fazlası mantıklı mı? Cep telefonu olarak düşünürsek mantıklı değil. E-mail adresinde 70-80-100 karakter mantıklı değil. İşte bunun database'de bir karşılığı var. Örneğin bu mimarileri anlatırken sürekli örnek veriyorum bunları. Database'deki sütunun kapasitesi 60 karakter alıyor. Ya da mail için söylersek 65 karakter. Zaten maksimum bir sınırı var mailde. Siz gidip uygulamanın text box'ında bir filtre yapmadınız. Böyle bir durumda uygulamayı kullanan kişi işte 70 karakter veri girdiği zaman bu hata verecektir ya da boş bir değer girdiğinde. Bunun her halükarda kontrol edilmesi gerek. Bunun tabi arka tarafta işte store prosedürleri var. Store prosedür belli bir kapasitenin zaten değer alabilir. Bunun da aynı şekilde database'e göre uyumlu olması gerekiyor. Tabi ara katmandan bahsetmiştik. İşte yazılan o klasların vesaire belli bir filtreleme yapması gerekiyor. Karakter sayısı olarak. Bir de uygulama tarafında bu yapılması gerekiyor. Masaüstü tarafında biraz daha kolay gelebilir ama web tarafında biraz daha sıkıntılı. Çünkü sonuç olarak istemcideki bir yapıda HTML standartları olan bir mimaride siz kullanıcıya bir kural koyuyorsunuz. Veri giriş kuralı. Böyle bir durumda bazı ek araçlar gerekiyor. İşte ASP HTTP'de de validation kontrolleri var. Veriyi valide etme işlemi diyebiliriz bunun için. Örneğin boş alan kontrolü. Veri girişi yapılması zorunluysa böyle bir durumda basit bir validation kontrolü kullanarak o alanın boş geçilememesi sağlanmış olur. Ya da şifre alanları var. Şifre tekrarı oluyor bu. İşte kullanıcı şifreyi girdi ilkinde. İkincisinde şifreyi hatalı girdi yanlışlıkla. Böyle bir durumda iki kontrolle kontrol edecek ve bunların veri uyuşmuyor gibi bir hata vermesi gerekiyor. Ekranda bir mesaj vermesi gerek. İşte bu tür kontroller bizim validation işlemlerimiz için geliştirilen kontroller. Biz bunları sırasıyla göreceğiz. Sonra da bir uygulama yapacağız bununla ilgili. Yeni bir proje açıyorum. Yine empty ve validation controls dedim. Empty web forms. Sayfamın adı aslında kontrolümün adı yaptım. Her sayfada farklı bir kontrol yapacağım. Required field yani gerekli alan validatörü. Tasarım tarafında öncelikle kontrolümün adını açıklayalım. Ne iş için kullanılıyor? Adından da anlaşılacağı gibi required field validator zorunlu alanlar için geliştirilmiştir.
örnek kullanıcı adı boş geçilemez. Böyle bir hatayı verebilmek için öncelikle kullanıcı adı textbox'ının boş olduğunu belirleyebilmemiz gerek. İşte bu validator kontrolümüz bu işi sağlayacak. Örneğin kullanıcı adı. Bir textbox'a ihtiyacım var. Adı txt kullanıcı ad. Hemen bu kontrolün yanına sağ tarafına Toolbox'ta Validation menüsü altındaki kontrollerden birisini koyacağım. Bu Validation işlemleri bu menü altındaki kontrollerle sağlanıyor. Biz bunların hepsini kullanacağız. Bakın burada Required Field Validator kontrolü var. Bundan bir tane koyuyorum. Kontrolün propertilerine geliyorum. Bakın birçok properties var. Yalnız burada önemli olan concern to validate ve error message alanı. Ben diyorum ki ekranda örneğin 20 tane kontrol var. Bu neyi kontrol edecek? Sen git txt kullanıcı adı textbox'ını kontrol et. Control to validate. Hata mesajı ne olsun? Yani boş geçildiğinde nasıl bir hata göstersin ekranda? Kullanıcı adı boş geçilemez. Şimdi onu açıklayacağım. Şöyle bir durum var. Şunu açıklama satıcı yapayım. Burada Visual Studio 2012 ile birlikte gelen bazı problemler diyelim. Yeni farklılıklardan dolayı. Burada doğrudan kullandığınızda Enter yaptığımda bakın Validation Mode işte bir hata fırlatıyor. Bu hatanın açıklaması şu şekilde. Şurada detaylı bir açıklama var mesela. Bunun için diyor ki app settings içerisinde yeni bir key ekleyeceğiz ve bunun da ayarı işte value değeri none olacak. Yani bunu bu validation mode özelliği none olarak ayarlamış olacağız. Bu da bizim hatadan kurtulmamızı sağlayacak. Geliyorum şimdi web config içerisine. Şurada app settings için bunu ekledim. Ve tekrar çalıştırdığımda bu hatadan kurtulacağız. Tekrar boşluğa bastığında kullanacağını boş geçilemez. Bahsettiğim şeyi gerçekleştirelim. İsteğimiz şifre ve e-mail olayıydı. Hadi bunu değiştirmemek için şöyle e-mail yerine kullanalım.
önce adı şifreleyelim. Buraya bir text box daha. Adı txt şifre. Burada bazı püf noktalar ve sıkıntılar olma ihtimali var. Onların üzerine duracağız. Yani basit gibi görünüyor ama karmaşa oluşturabiliyor bazen. Kontrolcükler. Validation içerisinde required field validator. Burada da şifre. Boş geçiremez. Bir de bunlara bir de CSS oluşturalım. Mesela burası siyah görünüyor ya, ben bunun kırmızı olmasını istiyorum. Her seferinde de ayrı ayrı renklendirme yapmayayım. Bir class CSS içerisine stitch bunun da adı validator. Error mesaj için bunu gerçekleştireceğiz. Font weight bold, biraz kırılaştıralım. Color hatanın rengi kırmızıdır. Kırmızı olsun. Font family son olarak da size 12 punto olsun. Şimdi bu CSS'i sayfamıza eklememiz gerek. Bunun için hatırlarsanız validator'ı sürükleyip bıraktım. Bakın CSS'i sayfama ekledim ki bunun içerisindeki nesnelere buradan erişebilirim. Sonrasında validator'a geldim. CSS class'ı var. Doğrudan error mesajı gördüm. Bakın büyük puntoda kalın bold şekilde gösterdi. Yeni daire. Mesela şunlara isim de vermemiz gerekiyor aslında. RFV şifre. Required field validator şifre. Control to validate şifre olacak. Şunların isimlerini unutmayın. RFV şifre yaptım mesela ID'sini. Şifrenin karşısında olanı. Çok önemli olmasa da bunun buna ait olduğunu bilelim programcı olarak. Control to validate de txt şifre. Text box'a. Bir yerde butonumuz çok önemli olmadığı için giriş yapalım ve çalıştıralım. Hiçbir şey girmeden tıkladığım zaman gördüğünüz gibi uyarılar veriliyor ve önemli olan şu, bakın sayfayı yeniledim, sıfırlandı. Şurası normalde post olur ya, bellidir yani sunucuya gider. Ama boş olduğu zaman sunucuya gitmiyor.
Önemli olan bu. Aynı zamanda bu neyi gösteriyor? Bunun JavaScript üzerinden yapıldığını, JavaScript ile yapıldığını gösteriyor. O zaman kullanıcı JavaScript, işte tarayıcının JavaScript özelliğini kapattığında ne olur? Buradan geçer. Patlar o zaman. O zaman ne yapmak lazım? Şöyle kaynağı görüntüler. Bakın JavaScript komutları var. Validator fonksiyonu vesaire. Yani böyle bir durumda buna tam olarak güvenmemek gerekiyor. Ekstradan ne olur? Genelde kullanıcılar bilinçli olarak yapmaz. Bilinçli yapmayan insanlar için bu yeterli olabilir. Ama bazıları da bilinçli olarak bunu geçmek için yapar. Hacking saldırıları diyelim. Böyle bir durumda da siz burada örneğin textbox'ın da arka tarafta yazılımsal kontrolünü yapmanız gerekiyor. Yani C# tarafından buraya girilen değer boş mu değil mi? Null ya da boş olayını en basiti string'in metotlarından null or empty var mesela. Boş mu, null mü gibi. En basiti bunları bakabilirsiniz ki bakmanız da gerekiyor. Yani bu tarafa güvenmeyin. Bunu doldurdum. Bakın hemen aşağı geçtiğim anda zaten başka bir yere tıklıyorum. Tamam diyorum. Şimdi post edebilirim. Post işlemi gerçekleşti. Burada biraz daha farklılık yapacağız. Bir püf noktası var bu işin. Aynı sayfada yukarıda bir validator ya da farklı validatörler kullandığınız zaman sıkıntı oluşturabilir. Bunun için de yine bir label, bir text box, bu sefer de bir telefon olsun. Burada TC kimlik ne olacak? Control to validate kimlik no. Burada CSS'ini bari error message yapalım. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın. Alttaki TC kimlik no butonuna bastığım zaman hepsi tetikleniyor. Bunun sebebi bunların hepsini tek bir yapının elemanı gibi görüyor. İçerisinde herhangi bir gruplama işlemi yok. Yani burası halbuki bir login işleminin, burası da alakasız bir kimlik no işleminin. Bunlara ayrı ayrı gruplar vermemiz gerekiyor. Mesela Validation Group, burası login olabilir. Login yazdım. Şifreyi de login yazdım. Refresh.
Tekrar bastığım zaman yukarıdakiler artık kendinden görmüyor. Sadece alttaki bunu ilgilendiriyor. TC kimlik no. Yukarıdaki de aynı şekilde. Refresh diyelim. Burası tabii farklı bir durum oldu. Bunu da düzeltelim. Buna da mesela TC veriyorum. TC kimlik no. Buraya bastığım zaman problem. Şimdi buradaki required field validator'lara grup ID verdiğim için aslında butonun grup ID'sine de bunu vermem gerekiyor. Mesela bakın validation grup özelliğine login verdim. Yukarıdaki required field validator'ların da login. Bu nedenle artık bu bunları görüyor. Bu durumda eğer bunların bu buton tarafından tetiklenmesini sağlamak istiyorsak o zaman aynı gruplarda olması gerekiyor. Aşağıda da aynı şey geçerli. Buraya da TC yazmamız yeterli olacaktır. Şöyle yenileyelim. Bastım. Aşağı geç. Sorun yok. Sorun yok. Buraya bastığım zaman hop diyor. Bu şekilde gerekli alan kontrolü yapılmış olur. Required field validator bu şekilde kullanılıyor. Aynı sayfada kullanım için de dikkat etmeniz gereken şeyi gösterdim. Buradaki validation group özelliği. Form açıyorum. Burada da compile validator kontrol. Compile validator içinde mini bir tasarım yapalım. Burada da kullanıcının login olduğunu düşünerek bir işlem yapacağız. Table 4 satır 2 sütun yeterli. Tasarım tarafında table. Şuradan seçeceğiz. Insert, doglow. Bu da olmazsa olmaz bir kontrol olduğu için. Tabii ki giriş yaptı. Burada hatalı yaptım. Kaydol.
kutucuğun yanına. Şimdi burada benim istediğim şey önemli. Hangi veriler kesinlikle olmazsa olmaz. Yani giriş yapılması gerekiyor. Bunların dördü de girilmesi zorunlu olan alanlar. O zaman birincisi required field validator burada olmalı. Hepsinin yanına ekliyorum bir tane. Dört tane required field'ım var. Style'ımı buraya da attım ve tekrar geldim. Şimdi bunların içeriklerini düzenleyelim. Öncelikle hepsine aynı CSS style'ı veriyorum. Error message. Derseniz kontrolün kendi adı var. Biz buraya hangi kontrole bakacaksa onunla ilgili bilgi verecektik. Örneğin ilki kullanıcı adına bakacak. Control to validate. Kullanıcı adı bak diyorum. Ve error mesajına kullanıcı adı boş geçiremez. Yazdık. Yalnız burada birazdan birkaç tane yan yana validator kontrol kullanacağız. Ve dikkat ederseniz burası tasarımsal tarafta çok can sıkıcı bir görüntü. Yani tasarımı bozabilecek şeyde, geliştirme esnasında falan. Normalde görünmeyecek bu şekilde ama sonuçta şu an görebiliyoruz. Bizim için engel olabilir. Bunu değiştirmek için diyorum ki normalde yıldız olarak görün. Ama hata verdiğin zaman benim uyarımı gösterecek. Aynısını sırayla diğerlerini yapıyoruz. Control to validate. Kontrol zaten az önce yaptığımız required validator kontrolüydü. Şöyle boş geçiyorum. Bakın kayıt ol dediğim zaman bu şekilde bir yıldız işareti çıktı text olarak. Bununla ekstra farklı bir kontrol daha kullanabileceğiz. Bütün birden fazla ya da daha fazla kontrol alanı olduğu zaman bunların düzenli olarak görülebilmesini sağlayacak bir kontrol. Onu da en sona göstereceğiz. Gördüğünüz gibi burada hataları aslında gösteriyor. Yazarak devam ettiğim zaman hatalar kayboluyor. Yalnız dikkat ederseniz ben burada şifre ve şifre tekrar verdim. Normalde bunların ikisi aynı olmalı. Bunu tamam ben yazılım tarafında zaten kontrol edeceğim ama
Bir de istemci tarafında bu kontrollerle yönetilmesi gerekir. İşte bunu sağlayan şey de bunların ikisi arasında bir uyum sağlayacak olan compile validator, yani karşılaştırma validatörü. Şimdi onu ekleyeceğim. Şifre tekrarın yanına compile validator ekledim. Bakın burada iki tane control to kısmı var. Control to compile ve control to validate. Diyorum ki txt şifre ile txt şifre tekrarı birbiriyle kontrol et, eşleştir. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın yukarıdakiyle uyuşmuyor. Bunu kopyaladım. Şimdi kayboldu. Artık ikisini de birbiriyle uyuşması zorunlu hale geldi. Bu şekilde birbiriyle kontrolü de sağlamış olduk. Yukarıdakiler aynı zamanda boş olduğu için hata veriyor. Buradaki de aynı. Ama doldurarak geldiğim zaman hatalar gitti. Yeni bir web form. Branch validator control. Burada da örneğin genelde 18 yaş altında kullanıcı kabul etmeyen siteler vardır. Bunlara örnek Facebook. Bir aralık daha koyarsınız. Dersiniz ki 18 ile işte 45 yaş aralığına hitap eden bir uygulama geliştiriyoruz. Bir sistemimiz var ya da 60-65 neyse. Bununla ilgili bir standart koymak isterseniz burada da
kullandığımız range validator kontrolü kullanmamız gerekiyor. Hemen kontrolün yanına ekliyorum. Properties'e geldik. Standart ayarlarımızı yapalım. TX'de yeşil kontrol et. CSS'imizi ekleyelim. Bakın burada maksimum ve minimum değerler var. Örneğin diyorum ki maksimum yaş 65'ten yukarı olamaz ve minimumda 18 yaş sınırımız var. Çalıştırıyorum. Dedim. Mesajımızı yazmamışız. 65 dediğimde sayfa post edildi. 66 dediğimde zaten bana fırsat vermeden doğrudan 18 ile 65 yaş değerlerini benim için bir minimum maksimum değer olarak getirmiş oldum bu şekilde. Range validator'da bu amaçla. Yeni bir sayfa oluşturuyorum. Burada da mesela web sitesinde bir e-mail adresi var, bir telefon numarası var ya da vesaire bir web sitesi var filan. Bunların bir normalde bir standardı var değil mi? Yazım standardı işte HTTP vesaire ya da telefonun kendi arasında blokların oluşturulması gibi ayrımlarının. Bu tür durumlarda işte özel expression'lar kullanılıyor. Bunları sağlamak için de ASP.NET tarafında regular expression kontrolü kullanıyor. Yani bu mimari kullanılıyor diye. Bu özellikler kullanılıyor. Şimdi yine bir tasarım yapacağız burada. Beş satır, iki sütun. Şunları birleştirelim. Merçler dedim. Yine TDM sınırını belirteyim. Textbox'larımı ekliyorum.
e-mail formatında belli bir standart var. Mesela normalde 65 karakterden fazla olamaz. İçerisinde et işareti olması zorunlu. Ve etten sonra iki blok halinde olması gerekiyor. Nedir bu? Hotmail, işte noktadan sonra com gibi, gmail.com gibi. Bunları sağlamanız gerek. İşte içerisinde boşluk olamaz isimli falan. Bazı standartlar var. Bunları oluşturmak için şimdi e-mailin karşısına bir expression validator kullanacağım. Bunun yapmasını istediğim şey e-mail formatını kontrol etmesi. Eğer uygun değilse e-mail formatı ya da e-mail için uygun değil. Ya da lütfen doğru bir geçerli bir e-mail girin gibi bir şey olabilir. CSS'imi de ekleyeyim gene. Sort to validate. E-mail'i kontrol et. Bakın şurada expression alanı var. Expression alanında yanındaki o 3 noktayı tıkladığınız zaman bize hazır olan bazı expression yöntemlerini gösteriyor. Mesela işte Fransa telefon numarası standardı. Almanya vesaire. Bir internet sitesinin linki nasıl olur? Bunu web sitesinde kullanacağız. İnternet e-mail adresi nasıl olur? Expiration olayı burada. Bunu elle de yazabilirsiniz. Elle de yazabilirsiniz. Bu custom içerisine giriyor. Biz hazır olanı kullanacağız. Bakın burada belirtti kendisi. Başka neler var? Onlara bir göz atalım. Posta kodu var, internet sitesi olayı var. Bakalım Çin, işte Japonya telefon vesaire. Çin sosyal güvenlik numarası gibi bu tür hazır şeyler var. Tabii bunların dediğim gibi kendi expression'larınızı da oluşturabildiğiniz için aslında şunlar biraz standart. Mesela şu, parça parça bir standart. Siz kendi yapılarınızı oluşturabiliyorsunuz. Sadece bunlar varsayılan. Biz e-mail formatını burada oluşturduk. Hemen test edelim. Evet, patladı. Et dedim. Et bir nebze kurtardı. A.C kadar. Nokta bir daha C. Nokta bir daha C. Burada da neden? Kov falan mı? Buraya da tık yaptım. Nerede? Kontr ne oluyor? Tuhaf dedi ya. Ama siz dediniz de son zaman ikisi kime veriyor. Evet, burada örneğin ABC, Kontr gibi şeyler dolduğu için iki tane noktayı destekliyor diyelim. Üçüncüyü yapalım. O da destekliyor. Öyle böyle yani oluyormuş ya. Fazla gitmemek lazım. Demek ki o tarafı kontrol etmiyor. Normalde olmaz yani. Olmamalı değil. Web site için ya da şunu ders verelim. Bir tane görelim. Şimdi web sitesi için yapalım bunu. Ona da aynı şekilde yukarıda expiration validator. Bir
web sitesine URL'i uygun değil. CSS bu kontrolü kontrol et. Expression'da internet URL. Web site URL'ini de yaptık. DTC kimlik numarası için yapalım. TC kimlik numarasının standardı nedir? 11 haneli ve rakam. İçerisinde herhangi bir metinsel karakter yok. O zaman expression'a gelip bizim ne yapmamız lazım? Bununla ilgili TC kimlik numarasıyla ilgili bir expression yok. Ya şuradan İşte custom'a girip buradan yazacağız filan. Ya da doğrudan şuradan yazabiliriz. Diyorum ki şu işaret ters slash de sadece sayı olabilir. İçerisindeki bu süslü parantez içindeki 11'de tahmin ettiğiniz gibi 11 karakterli bir sayı olabilir. Şeklinde. Çalıştıralım bunu. Şuraya verelim. Bu uygun değil. Fazladan girdik, bu da uygun değil. Karışık girdik, o da değil. Sanıyorum bu oldu. Evet. 11 karakter girdiğimde gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. 10 karakter giriyorum, patladı. 11 karakter yeterli. Bu da bizim custom bir expression'ımız. Gördüğünüz gibi aslında çok basit oldu. İçerisinde ekstra işte farklı şeyler olmadığı için sorun yaşatmadı bize. Düzenli ifadeler olarak işte c-sharp7.com'da bunun makalesi yazılmış mesela. Bu karakterlerle bunların anlamını belirtip sizin kendinize ait expression'lar oluşturmanızı sağlıyor. Örneklere bakalım. Örneğin gün tanımı. Burada oluşturmuş. Bunların parça parça olarak ne işe yaradığını anlatmış. Bir şey var mı? Tarih formatı oluşturmuş gibi. Bu şekilde kendi yapılarınızı oluşturabilirsiniz. Son olarak bir validator özelliğimizi daha kullanacağız. Bunun için de bakalım. Şurayı değil de daha düzenli olan bunu kullanabiliriz. Şuraya bir satır daha ekleyeceğim. Row below ile aşağıya. Toolbox'tan validation summary ekliyorum.
deneyelim. Kayıt ol dedim. Bakın Validation Summary burada ulaşabilecek tüm hataları aslında listeli bir şekilde Valid List kontrollü şeklinde göstermeyi sağlıyor. Yani kullanım amacı bu aslında. Daha düzenli bir şekilde görüntü sağlamak. Özelliklere bakalım. Bakın şurada Display Mode olarak Valid List olarak göstereceğini söylüyor. Normal liste olarak bu şekilde görünebilecek. Hemen açalım bunu. Refresh ediyorum. Tekrar baktığımda bu sefer de bir liste olarak gösterdi. Sonuç olarak burada oluşan hataları gösteriyor. Bakın. Mesela kullanıcı adı boş geçiremez burada. Doldurduk. Artık boş değil. Burası gitti. Kayıt ol dediğimde burası silinmesi gerek. Gitti. Sırayla. Bu da gitti. Şifre. Bu kadar. Validation Summary'nin kullanım amacı